Merhaba sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna başlıyoruz. Müsahipzade Celal. Müsahipzade Celal ismini eğer hatırlayacak olursanız Milli Edebiyat döneminde zikretmiştik. Müsahipzade Celal'e sevgili arkadaşlar buyurun bir yıldız koyalım bu anlamda. Evet, Müsahipzade Celal Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet döneminin D'sini büyük yazıyoruz, çekirmeklerini ayırıyoruz. Biz burada size uyarmak için bu şekilde yaptık. Lütfen dikkat edelim. Drama ve komedi türünde yazılar yazan, tiyatro oyunları yazan bir şahsiyet. Konularını çoğunlukla Osmanlı tarihinden alınıyor. Özellikle Cumhuriyet döneminde 1923'te 40 yıllar arasında şu bir alışkanlık haline dönüşmüştür. Yeni kurulan bir devlet, eski bir kültür medeniyet devlet var. Çoğunlukla yeni kurulan devletin sisteminin oturması için eskiyi, Osmanlı siyasi yapısını, sosyal hayatını eleştiren, hicveden tiyatro eserleri çoğunluk kazanmıştır. Evet, Müsahipzade ismini biz nerede görmüştük arkadaşlar? Darül Bedai Osmani. Lütfen oraya not ediniz. Darül Bedai Osmani. Neydi bu? İstanbul'daki şehir tiyatrolarının ilk ismiydi. Ve bu şehir tiyatronun kuruluşunda çok önemli bir yere sahipti Müsahipzade Celal. Müsahipzade Celal'in çok fazla önemli tiyatro eseri bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bu tiyatro eserlerine kısa kısa değinmek istiyoruz. Birincisi İstanbul Efendisi adlı tiyatrosu. Bu oyun bir müzikaldir arkadaşlar. Özellikle Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı döneminde belediye başkanının görevini yerine getiren kadıların yaptığı dönemin sosyal hayatını hicvettiği tiyatro eseridir. Yani kadıların yönetim şeklini bir nevi tiye alıyor. 18. yüzyılda geçiyor arkadaşlar. Tabii ki bu dönemdeki batıl inançlar, ondan sonra 18. yüzyılın sosyal hayatı, esaret, yönetim şekli hepsi dile getiriliyor. Lale Devri'nin sosyal hayatı masal gibi İstanbul Efendisi adlı tiyatro eserinde bu anlamda ne yapılmıştır? İncelenmiştir. Lale Devri yine Lale Devri'nin sosyal hayatından, kültürel yaşamından kesitler sunan bir tiyatro eseridir bu anlamda. Geliyoruz. Macun Hokkası müzikal bir komedidir Macun Hokkası. Özellikle geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz'den çok fazla esinlendiğini söyleyebiliriz. Baba parası yiyen, alın terinin ne olduğunu bilmeyen, hayatı kolay kazanan, bu tür zengin insanlarla emek vererek tırnaklarıyla kazıyarak belli bir yere ulaşmaya çalışan, yaşamı zor geçen insanların hayatlarının karşılaştırıldığı bir tiyatro eseridir. Müzikal bir tiyatro eseri, komedi olduğunu lütfen unutmayalım. Geliyoruz Köprülüler. Köprülüler tiyatro eseri aynı zamanda Avcı Mehmet olarak da bilinen bir tiyatro eseridir. Köprülüler dönemini 17. yüzyıl İstanbul'unu anlatan bir tiyatro eseri dram türündedir. 17. yüzyılda Deli İbrahim'den sonra tahta geçen 4. Mehmet henüz 14 yaşında çocuk yaştadır. Çocuk yaşta olmasından dolayı harem ağalarının, valide sultanların devlet yönetiminde söz sahibi olması, saray entrikalarından bahsediyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın bir iftira üzerine idam edilmeye kalkılması, daha sonra aydın ve önde gelen isimlerin ondan sonra girişimleriyle Köprülü Mehmet Paşa'nın saray entrikalarından kurtarılıp ondan sonra yönetime, padişahlık mührüne sahip olması anlatılıyor. Bir nevi Osmanlı yönetimindeki sarayındaki, Topkapı Sarayı'ndaki yönetim zafiyetleri, saray entrikaları bu tiyatro eserinde gözler önüne serilmiştir. Önemli bir eserdir Köprülüler. Çok fazla ondan sonra dikkat çeken bir eserdir. Geldik. Diğer bir tiyatro eseri Müsahipzade'nin Fermanlı Deli Hazretleri adlı 3 perdelik bir komedi tiyatrosudur. Darül Bedai'de Müsahipzade'nin oynanan ilk tiyatro eseridir sevgili gençler. Sultan İbrahim devrinde Fermanlı Deli Hazretleri diye anılan halk arasında
her derde çare bulduğuna inanılan Musa'nın, tabii lakabı fermanlı deli hazretleri, gerçek adı ne, Musa'nın kendisine gelenlerin sorunlarını zekasıyla, kurnazlığıyla, biraz da şansının yaver gitmesiyle çözmesi anlatılıyor. Dönemin kültürü, toplumun yapısı, batıl inançlar her anlamda hicvedildi. Bir komedi tiyatrosu olduğunu unutmayalım fermanlı deli hazretlerinin. Evet, yine kafes arkasında Osmanlı yönetimindeki bu kafes sistemiyle dalga geçen bir tiyatro eseridir. Yedekçi, kaşıkçılar, mum söndü, bir kavuk devrildi. Bu da çok popüler, bilindik bir tiyatro eseridir. Dört perdelik bir komedi türündeki eseriydi. Bu oyunda ise Osmanlı toplumundaki değer yargılarını karşılaştırıyor. Toplumun düzenindeki karşıtlıklar, yozlaşmalar, eğitimsizlik, cehalet, bilinçsizlik, özellikle devlet yönetimine eğitimsiz, bilinçsiz, liyakatsız, ehil olmayan kişilerin söz sahibi olması anlatılıyor. Halkın saflığından faydalanmak istenen müftü karakteriyle din ve devlet işlerinin ayrılmasının zorunluluğu anlatılmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosundan da izler taşıyan bir tiyatro eseridir. Bir kavuk devrildi, Nusaybzade'nin yine dikkat çeken bir eseridir. Yine tarihi bir olay, Genç Osman, evet, Genç Osman'ın yaşamının dramatize edildiği bir tiyatro eseridir. Sonra Atlı Ases, Gül ve Gönül, Balaban Ağa, Selam, tiyatro eserlerinden diğerleri olduğunu söyleyebiliriz. Müsahipzade'yi bu şekilde sevgili arkadaşlar geçiyoruz. Geldik Haldun Taner. Haldun Taner 4 yıldızlık bir isimdi. Eğer hatırlayacak olursanız Haldun Taner'i biz Cumhuriyet döneminde modernist romancılarımız, öykücülerimiz kısmında, modernist bir edebiyatçıdır unutmayın. Özellikle öykü türündeki yapıtlarında modernizm teknikleriyle dikkat çeken bir yazarımızdır Haldun Taner. Tiyatro, fıkra, öykü türünde eserleri vardır. Özellikle ironik öyküleriyle, epik tiyatrolarıyla adını Cumhuriyet dönemine, ondan sonra kazıyan isimlerin başında yer almaktadır Haldun Taner. Tabii ki Haldun Taner deyince akla gelen ilk eserimiz Keşanlı Ali Destanı'dır. Keşanlı Ali bizdeki epik tiyatronun en önemli ismiydi. Peki Keşanlı Ali de ne anlatıyor? Keşanlı Ali, hatırlayın ben size öykü kısmında anlatırken yine bu tiyatro eserinden bahsetmiştim. İşlemediği bir cinayetten dolayı hapse giren ve daha sonra halkın gözünde kahraman olan, çünkü bir kabadayını öldürüyor Keşanlı Ali. Daha sonra öldürdüğü adamın yeğeni olan, mahalledeki komşusu olan Zilha'ya aşık olması, mahalleli hapisten çıkınca Keşanlı Ali'yi kahraman gibi karşılıyor ve daha sonra muhtar olarak seçiyor. Ve muhtar olup da halkın sorunlarına, mahallenin dertlerine, yoksul fakir insanların çare olmaya çalışması, tiyatro eserinin içerisinde zengin fakir karşılaştırması, siyasetçi halk çatışması gibi dönemin sosyal meselelerini hicveden epik bir tiyatro eseri olduğunu bu anlamda bahsetmiştik. Yine Haldun Taner'in çok önemli bir tiyatro eseri, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, bir sosyal hayatı, Türk siyasi hayatını hicveden bir tiyatro eseridir. Komedi tarzında bir eser arkadaşlar. Vicdani ile Efruz, çocukluk günlerinden beri aynı mahallede yaşayan iki yakın arkadaştır. Bunlar aynı sokakta büyümüşler, aynı okula, hatta aynı sınıfa gitmişlerdir. Vicdani, fakir bir ailenin saf, temiz, çalışkan, namuslu, dürüst bir çocuğudur. Ondan sonra üçkağıtçılardan olup bitenden hiçbir şekilde habersizdir. Kendine verilen görev neyse bunu iyi bir yurttaş bilinciyle sonuna kadar yerine getirmeye çalışan yoksul bir vatandaşımız. Vicdanı ise adıyla işte kişiliği bu anlamda uyuşuyor. Vicdani yönü çok gelişmiş olan bir şahsiyettir. Efruz ise zengin, şımarık, uyanık, ondan sonra çalışmayı sevmeyen, başkalarının sırtından geçinmeyi seven, her şeyi onların dalavereyle yapan, hiçbir şekilde alın teriyle bir yere gelmeyen
ve sürekli üçkağıtçılık, işte sahtekarlık peşinde koşan, hatta evli olduğu halde şirketteki sekreteriyle ilişki yaşayan, bu kadıncağız da hamile kalınca bunu bizim vicdanı ile evlendirmeye kalkan bir düzenbaz bir adamdır. Yani aslında Türk toplumundaki farklı kesimden insanları gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım tiyatro eseriyle hicvetmiştir Haldun Taner. Bu anlamda başarılı bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı yine devlet tiyatrolarında daha birkaç sene önceye kadar sahnelenen bir tiyatro eseridir. Üç perdelik bir oyundur arkadaşlar. Her perdesinde tiyatro tarihimizin üç farklı dönemine, üç farklı durağına işaret etmektedir. Birinci durak Meşrutiyetin ilk yıllarına denk düşmektedir. Özellikle Tanzimat Edebiyatı'nda hatırlayın. Molière'den en çok tiyatro çevirisi yapan isim kimdi? Bursa'ya tiyatro binasını açan, Anadolu'ya ilk defa tiyatro binası oluşturan kişi, Bursa valisi olan, hatırladık mı arkadaşlar? Kimdi bu adam? Evet söyleyelim, Tanzimat Edebiyatı'ndaki Ahmet Vefik Paşa'ydı. Ahmet Vefik Paşa'nın hayatından, tiyatro sevdasından, tiyatro tercümelerinden sıkça ayrıntıyla bahseden bir tiyatro eseridir. Bursa valisiyken Molière'in bir eserinin İstanbul'daki Thomas Fasulyeci'nin topluluğunun oyuncuları tarafından sahnelenmesini anlatıyor. İkinci dönemde, yani ikinci durakta ise Yorgaki Dandini oyununun sahnelenmesine anlatılıyor. Üçüncü durakta yine Ahmet Vefik Paşa'nın işte çalışmalarıyla oluşturulan eserler. Üçüncü durakta ise Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyun sahnelenmiştir. Bu anlamda geleneksel Türk tiyatrosundan da izler, kesitler sunan bir eser olduğunu hiçbir şekilde unutmayalım. Bu anlamda önemli bir eserdir. Vatan Kurtaran Şaban çizelim sevgili arkadaşlar. Astronot Niyazi'yi çizelim. Fazilet Eczanesi, bunun da bir sinema filmi vardır. Zeki Alasya, Metin Akpınar tarafından sinemaya aktarılmıştır. Kapitalist düzen eleştirisidir. İşte bir eczane çırağının ondan sonra polisiye bir olaylara yanlışlıkla dahil olması, kendini bir anda özellikle uyuşturucu çetesinin elinde görmesi ile başlayan komik bir olay örgüsünün anlatıldığı eserdir. Günün Adamı, Huzur Çıkması tiyatro eserleridir. Şişhaneye Yağmur Yağıyor, Konçinalar, Çalışkur, bunlar da öykü türündeki yapıtlarıydı ki biz bundan daha önce ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Arkadaşlar şunu unutmayın. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Haldun Taner Deve Kuşu kamerasını kurmuştur. Bu anlamda önemli bir tiyatro eseridir. Tiyatro topluluğudur. 1970'li yıllarda bu anlamda dönemin sosyal hayatını, günlük yaşantısını hicveden oyunlarıyla Deve Kuşu kamerası adını duyuruyor. Deve Kuşu'na mektuplarda bu ekibin Haldun Taner'in fıkra türünde yazmış olduğu yazıların toplandığı yapıttır.